Selam dostlar, hepinize hoş geldiniz. Saatlerinizi gömebileceğiniz 10 tane online mobil oyun önereceğim. Bu oyunları mutlaka size daha önce önermişimdir ama bu listenin özelliği güncel tutulan oyunlara önem vereceğim. Yani güncelleme almayan oyunları karşınıza getirmek yerine son zamanlarda oynadığım, deneyimlediğim, test ettiğim, videosunu çektiğim ve kesinlikle bu oyuna başlayabilirsiniz dediğim oyunları size önereceğim dostlar. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu tarz serilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Hala hangi oyuna başlasam diye düşünüyorsanız en son hazırladığım 44 mobil oyunluk tier listini mutlaka izleyin. Açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Hadi gelin oyunlara bir göz atalım. İlk önerim Combat Master. Neden bu oyunu sürekli size öneriyorum? Çünkü oyun Türkçe dil desteğine sahip ve gerçekten bot oyuncusu olmayan bir oyun. İlk etaplarda karşınıza bot gelebilir ama 20 seviyelere, 10 seviyelere çıktıktan sonra bot oyuncuyla karşılaşmıyorsunuz dostlar. Bu oyunun tek sıkıntısı düşük telefonlarda oynayamazsınız. Yani Snapdragon 720G ve üstü chipsetler bu oyun için çok uygun dostlar. Ama en önemli kısım oyunun Steam versiyonunda yayınlandı ve boyutu oldukça düşük, birçok bilgisayar modelinde çok rahat bir şekilde çalışacaktır. Özellikle bilgisayarda neredeyse değil hiç bot gelmiyor. Benim birkaç tane videom var. İzlemek isterseniz açıklamalar kısmına onları bırakıyorum. Mutlaka göz atın. Ben oynarken çok zevk alıyorum. Özellikle hızlı oynanan FPS oyunları seviyorsanız sezon 1 güncellemesiyle Steam'den de oyunu oynayabilirsiniz. Bence sezon 2'de oyun çok daha güzel olacak. Özellikle arkadaşlarımızla oynama olayını biraz daha geliştirirlerse bence 4-4'lük bir oyun olma yolu da ilerliyor. Bağımsız bir geliştirici olduğu için hataların olması çok doğal. Gerçekten normal bir şey. Yapabilecek bir şey yok, artık güncellemelerle gelişmeler karşımıza gelmeye devam edecek. Aramızda Combat Master oynayan varsa en son deneyimini lütfen yorumlara yazsın. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Combat Master cross platform dostlar. Yani mobil oyuncular eğer isterlerse bilgisayar versiyonundaki oyuncularla oynayabilirler. Bunu ayarlardan değiştirmeniz mümkün. Hadi gelin ikinci oyuna geçelim. Farlight 84 yine cross platform bir oyun ve oyunu Battle Royale olarak da oynayabiliyorsunuz. Oyunun içerisinde takım savaşı modu da var. Tabii ki PvE modu da mevcut. Oyunun grafikleri oldukça güzel ama yine düşük telefonlarda çalışmayacaktır. 720G ve üstü, yani orta seviye ve üstü telefonlarda çok rahat çalışacaktır dostlar. Aynı şekilde oyunun bilgisayar versiyonu da var ve cross platform olarak oynanabiliyor. Ben bilgisayar versiyonunda oynadım. Yine size güzel bir video hazırlamıştım. İzlemek isterseniz açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ben oyunu şahsen çok beğendim. Kahraman odaklı Battle Royale'ler her zaman hoşuma gitmiştir. Hazır Apex Legends Mobile'de kapandı, yerini dolduracak yeni bir oyun arıyorsanız kesinlikle Apex Legends Mobile'i aratmayacak bir oyundur Farlight 84. Biraz devrik bir cümle oldu ama ne demek istediğimi ortalama bir şekilde anlatmışımdır. Oyunun kesinlikle pay to win herhangi bir unsuru yok ve oyunu yüksek çözünürlükte oynayabiliyorsanız zaten ne demek istediğimi az çok anlayacaksınızdır. Özellikle Battle Royale oyunlarda araç kullanmayı seviyorsanız bu oyunda savaş araçlarına ayrı bir önem verilmiş. Neredeyse oyundaki tüm araçlarla ateş edebiliyorsunuz ve ekstra savaşabiliyorsunuz. Ama merak etmeyin, öyle üstünlük sağlayabileceğiniz kadar güçlü araçlar değil. Tabii ki güzel oynarsanız, takım arkadaşınızla ortaklaşa bir şekilde hareket ederseniz eğlenceli maçlar ortaya çıkabilir. Üçüncü önerim Standoff 2. Bu oyunu da size daha önce önerdim ve güzel bir gameplay videosu hazırladım. Bu oyun CSGO benzeri mobil oyunlar arasında şimdilik en popüleri ve en iyisi. Bu kesinlikle çöpe atılamayacak bir gerçek dostlar. Oyunda emülatör ve mobil olmak üzere iki farklı sunucu var. Yani emülatördekiler bilgisayardakilerle takılıyor, mobildekiler de mobildekilerle takılıyor. Oyunun Türkiye sunucusu, yani Türkiye serverı var. Ayrıca Türkçe dil desteği de bulunuyor. Ve oyunda hiç bot yok. Ping derecesi de çok düşük. O yüzden oldukça zevkli bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz. Kaliteli bir oyun olduğu için uzun süre vakit geçirmeniz mümkün. Ayrıca CSGO'dan tanıdığımız skinler bu oyunda da bayağı önemli bir yere sahip. Bence bir göz atın. Mobile Legends Bang Bang. Evet, tekrardan bu oyunu öneriyorum. Uzun süredir hatta bu oyunu doğrudan oynayın dememiştim dostlar. Ben kendim de uzun süre oynadım ve Wild Rift çıktığında MLBB'nin yok olacağını söyleyenlerden biriydim. Ama Riot Games'in bazı hatalarından dolayı MLBB çok daha fazla oyuncuya sahip durumda. Yani aslında kimse Wild Rift'e geçmedi. Oyuncuların büyük bir kısmı MLBB'de kalmaya devam etti. Yani Mobile Legends şu an King of Glory'den sonra Çin pazarına
dışında saymazsak Avrupa, Amerika, Brezilya gibi ülkelerde en çok oynanan mobil MOBA dostlar. Kesinlikle Wild Rift'e kötü demiyorum ama oyuncu sayısı problemi yaşamak istemiyorum diyorsanız Mobile Legends tam size göre dostlar. Wild Rift'e göre çok daha kolay dinamiğe sahip ama kesinlikle dümdüz basit bir oyunda değil, onu da söyleyeyim. Mobil MOBA oynamak istiyorsanız Mobile Legends oynayabilirsiniz. 5. önerim modern savaş gemileriyle savaş oyunu açığımızı da kapatıyoruz dostlar. Gemi savaşlarını seviyor musunuz bilmiyorum. Denizcilikle ilgileniyor musunuz? İlgilenenler varsa lütfen yorumlara yazsın, kendilerini belli etsinler. Modern savaş gemileri bence Google Play Store'da da Apple App Store'da da oynanabilecek en iyi online gemi savaşı oyunu dostlar. Oyunda birçok gerçeğe yakın gemi tasarlanmış. Gemilere skin bile alabiliyorsunuz. Gemilerin silahlarını değiştirmeniz mümkün. Hızlı savaş mantığı yok bu tarz oyunlarda. Yavaş, stratejik oyunlar arıyorsanız da modern savaş gemileri kesinlikle bu açığı dolduracaktır. Bence bir göz atabilirsiniz. Oynayabileceğiniz güncel oyunlardan biri de benden defalarca kez duyduğunuz, birçoğunuz da şu an tahmin etti bile, T3 Arena dostlar. Siz ne derseniz deyin, T3 Arena sürekli olarak güncelleme almaya devam ediyor ve oyuncu sayısını da arttırıyor dostlar. O yüzden T3 Arena'yı kesinlikle kötülemeyin. Oynayabiliyorsanız bir şans verin. İlk kupaları, ilk 100-200 kupayı geçtikten sonra karşınıza zaten bot gelmeyeceği için çok daha fazla eğlenebilirsiniz. Bu tarz oyunlar bir süreden sonra sizi sıkabilir ama arkadaşlarınızla oynarsanız kesinlikle sıkılacağınızı düşünmüyorum. Yani sürekli yeni eklenen kahramanlar mevcut. Bu kahramanları sandıktan çıkartabilirseniz, ki oyun siz oynadıkça size mutlaka sandık verecektir, daha da eğlenebilirsiniz. Kahramanları geliştirme odağı olduğu için insanlar bazen bu oyuna pay to win diyebiliyor. Doğru, kesinlikle yanlış değil dostlar. Kahraman geliştirme sistemi olduğu için kısmen pay to win diyebiliyoruz. Ama siz oyunu oynadıkça bu açığı kapatabilirsiniz ve çok iyi oynuyorsanız gerçekten bu kahramanların seviyeleri de o kadar fark edeceğini düşünmüyorum. 7. önerim tamamen eğlencesine oynayabileceğiniz Hide Online dostlar. Bu oyun saklambaç oyunu. Ya saklanan eşyalar tarafına geçiyorsunuz ve sizi bulmalarını önlemeye çalışıyorsunuz, ya da saklanan eşyaları bulan avcılar tarafına geçiyorsunuz dostlar. Avcılar her ateş ettiklerinde canları düşüyor. O yüzden dezavantaja sahipler ama tabii ki sizi bulmaları da bazen çok kolay olabiliyor. Bu tarz oyunları mutlaka görmüşsünüzdür. Hatta bir ara Twitch'te de buna benzer bir oyun çok popülerdi. Tüm yayıncılar da oynuyordu. Hide Online bence rekabetten daha çok eğlencesine oynanabilecek bir oyun. Oynayabilecek bir arkadaş grubunuz varsa bence kesinlikle göz atın. Arkadaşım yok diyorsanız da açıklamalar kısmına Discord sunucumuzu bıraktım. Mutlaka Discord sunucumuza katılarak yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Omega Strikers. Yepyeni bir oyun ama aslında yeni bir oyun değil dostlar. Bir süredir Steam üzerinden oynanıyordu ve mobile port edildi. Yani artık cross platform olarak oyunu oynayabileceksiniz. Bu sayede düşük oyuncu sayısı problemi yaşamayacaksınız dostlar. Ama şunu söylemem lazım. Bilgisayardaki, mobildeki herkes ortak sunucuda oynuyor. Zaten oyunun oynanış dinamiklerine baktığınız zaman çok daha önemli olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Sonuçta bir FPS DPS shooter oyun değil dostlar. Hokey ile futbol karışımı bir oyun. Oyunda özel kahramanlar var. Her kahramanın kendine has yetenekleri bulunuyor ve yapmanız gereken en önemli şey de oyundaki savaş topunu rakibinizin kalesine atmanız gerekiyor. Tabii ki bu topu kaleye atarken kahramanlarınızın yeteneklerini kullanarak isterseniz topa çok daha hızlı bir şekilde vurabilir ya da rakibi sersemletip toptan uzaklaştırabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir oyun. Bilgisayar versiyonu çok sevildi ama mobil sürümü nedense birazcık düşük puan almış. Bu yüksek ihtimal güncelleme ile düzeltilecektir. Çünkü oyun şimdiden reklam kampanyalarına başladı bile. 9. önerim Stumble Guys. Geçen yılın gözdesi dostlar. 2022 yılının son aylarında günlük 20-30 milyon civarında indiriliyordu ve hala da en çok oynanan mobil oyunlar arasında. Ama oyunun Steam versiyonu da var. Emülatörle de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yani bilgisayardaki oyuncularla cross platform olarak oynadığınız için kesinlikle bot oyuncularla uğraşmıyorsunuz. Hepsi gerçek oyuncular oluyor. Oyun kesinlikle pay to win değil. Çünkü bir parkur oyunu, sadece kostüm satın alıyorsunuz ve eğlencenize bakıyorsunuz. Fall Guys mobile gelmediği sürece Stumble Guys çok fazla oynanmaya devam edecektir. Yine arkadaşlarınızla oynayacak, eğlencesine ve sürekli güncel tutulan bir oyun arıyorsanız Stumble Guys kesinlikle size göre. Hala oynamadıysanız ön yargılı davranmayın, bir şans verin. Son oyuna geçmeden önce beni ilk defa bu videoda görüyorsanız dostlar birazcık size kendimden bahsedeyim. Ben mobil oyunlar hakkında içerik üreten bir YouTube içerik üreticisiyim dostlar. Tabii ki TikTok ve Instagram üzerinden de kısa videolar yayınlamaya devam ediyorum. Ama yakında bilgisayar oyunlarıyla ilgili liste videoları, öneri videoları hazırlamaya başlayacağım. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Desteğiniz sayesinde varım. Beğenilerinizle çok daha iyi videolar
hazırlamaya devam edeceğim. Ayrıca gameplay videoları izlemeyi seviyorsanız da Serdar Torlak Gameplay isminde bir kanalım daha var. Açıklamalar kısmına onu da bıraktım. Mutlaka o kanala da abone olup bildirimleri açın. Tüm canlı yayın geçmişlerimizi ve canlı yayında oynadığımız oyunların kayıtlarını o kanala atıyorum dostlar. Kesinlikle orada da eğlenebilirsiniz. Hadi gelin son oyuna geçelim. 10. oyunumuz Dead by Daylight Mobile. Tekrardan geliştirildi, tekrardan güncellendi ve grafikleri daha iyi hale getirildi ve optimizasyon da düzeltildi dostlar. Ama optimizasyonu düzeltilse de ben size net bir şekilde söylüyorum. Snapdragon 720G ve aşağısında, yani düşük seviye olarak tabir ettiğimiz telefonlarda bu oyunu 60 FPS, hani ortalama bir çözünürlükte oynamanız biraz zor olacaktır. Yani orta seviye ve üst seviye cihazlarda Dead by Daylight Mobile çok daha güzel bir şekilde çalışacaktır. Bu oyunda ne yapıyorsunuz? Ya psikopatlardan kaçıp hayatta kalmaya çalışan oluyorsunuz ya da psikopat rolünde hayatta kalmaya çalışanları avlayan psikopat oluyorsunuz dostlar. Gerçekten güzel, korku ve heyecanı bir arada sunan bir oyun. Ben mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Ve 10 oyunluk güzel bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar sarmadan izleyen herkese çok teşekkür ederim dostlar. Unutmadan tekrar edeyim. Serdar Torlak Gameplay isimli kanalıma katılmayı, yani abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanalda TikTok üzerinden yaptığım canlı yayınlarda oynadığım oyunların gameplay videolarını atıyorum. Canlı yayın geçmişlerini de oraya atacağım. Gameplay videoları izlemeyi seven birisiysen kesinlikle o kanalda da eğlenirsin. Ayrıca bu kanalda bilgisayar oyunları ile ilgili liste ve öneri videosu yapmaya da başlayacağım. Lütfen bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.